Evet, koronalı bir günden yine selamlar arkadaşlar. Bu aralar biliyorsunuz çok sıklıkla video atıyorum. Evdeyiz çünkü sıkılıyoruz, patlıyoruz. Biz sıkılırken en azından siz eğlenecek bir şeyler bulun. Kitap okumayı seven arkadaşlarım farklı kitapları görsünler diye biz de bu videoları çekiyoruz. Hem kendimiz de oyalanmış oluyoruz, hem sizin için de değişiklik oluyor diye düşünüyorum. En azından gelen yorumlardan öyle hissediyorum. Pek çok yorum geldi. İşte kimisi iletişim yayınlarını çekmemi istiyor, kimisi can yayınlarını çekmemi istiyor. Farklı farklı yayın evlerinden elimde hangi kitapların olduğunu göstermemi isteyen arkadaşlar oldu. Ben de elimde en çok kitap olan yayın evlerinden biri olan can yayınlarından bahsetmek istiyorum bugün. Şöyle gösterecek olursam eğer, bu iki raf komple can yayınları arkadaşlar. Aynı Modern Klasikler dizisi gibi bayağı kitap var elimde. Yani bu yüzden çok uzun bir video olacak. Tek tek arkadaşlar kesinlikle yorum yapmayacağım kitaplarla ilgili. Ne anlatıyor, ne ediyor bunlardan bahsetmeyeceğim. Zaten internete girip ismini yazdığınızda bir sürü yorum çıkacaktır. Ben sadece elimde hangi kitapların olduğunu göstereceğim. Kendi koleksiyonuma hangi kitapları kattığımı göstereceğim. Yoksa 100'e yakın kitap var. Çok uzun bir video olur ve videolar uzadıkça da yorumlar kötü oluyor. Yani niye bu kadar uzun video diye. Elimizde kitap çok arkadaşlar. Yani hem yorum yapmamızı istiyorsunuz, hem videolar uzayınca kızıyorsunuz. O yüzden ben de hiç yorum yapmayacağım. Bazıları da spoiler spoiler deyip duruyor. Bu yüzden yorum yapmayacağım. Elimde olan kitapları göstereceğim bugün sadece. İlk sırada Charlie'nin çikolata fabrikası var. Şöyle göstereyim. Aha, bir tane kitap intihar etti. Bu kitabı çok seviyorum arkadaşlar. Zaten filmi de var, biliyorsunuzdur. Can Çocuk yayınlarından çıkıyor. Normalde çocuk kitabı olarak geçmesine ama bence her yaştan insan okuyabilir. Düşen kitabımı alayım. Diğer kitabım Paulo Coelho'dan Simyacı. Bu da çok güzel. Çok oldu bu kitabı alalı. Yani sanırım ortaokuldaydım. Kitabın kapağı falan yırtılmış, eskimiş, yıpranmış. Ama çok güzel bir kitap. Arkasından George Orwell'ın 1984 isimli romanı geliyor. Bunu zaten bilmeyeniniz yok. Distopik bir eser. Çok güzel bu da. Kesinlikle tavsiye ederim. Arkasından yine George Orwell'ın Hayvan Çiftliği geliyor. Biliyorsunuz bu kitap hatta İngiltere'de ders kitabı olarak bile okutuldu bir dönem. Önemli bir kitap ve çok güzel, tavsiye ederim. Arkasından Gabriel Garcia Marquez'in Kolera Günlerinde Aşk kitabı geliyor. Bu kitap benim aklım hep Korona Günlerinde Aşk ismini getirse de Nobel Edebiyat Ödülü zaten Marquez, biliyorsunuz. Marquez'in bütün kitaplarına bayılıyorum. Hepsini okudum. Hepsi birbirinden güzel. Hepsini ayrı ayrı tavsiye ederim. Arkasından Saramago'nun Görmek isimli kitabı. Bu da Nobel Edebiyat Ödüllü. Şu an Kırmızı Kedi yayınlarında çıkıyor. Saramago'nun bütün kitaplarını toplamak niyetindeyim. Bayağı bir kitabı var elimde ama hala almadığım kitapları da var. Onları da kütüphaneme kattığımda Kırmızı Kedi'nin yayınlarının videosu da gelecek inşallah. Ardından Albert Camus'dan Yabancı isimli kitabımız geliyor. Bu da Nobel Edebiyat Ödüllü. Çok beğenilen, çok sevilen kitaplardan bir tanesi. Albert Camus'un Yabancı kitabı biraz Yusuf Atılgan'ın kitabıyla özdeşleştiriliyor. Şu an adını daha dün videoda söyledim, şu an aklıma gelmiyor. Aylak Adam. Ha. Aylak Adam kitabıyla çok özdeşleştiriliyor. Bence ikisi de birbirinden güzel. Kesinlikle okumalısınız. Ardından Arundhati Roy, artık nasıl okunuyor bilmiyorum, Küçük Şeylerin Tanrısı. Bu da Man Booker ödüllü bir kitap. Tavsiye etmişlerdi İzmir Kitap Fuarı'nda. O zaman almıştım ama henüz okumaya fırsatım olmadı. Ardından Cahit Sıtkı'nın 35 Yaş şiir kitabı. Bu da çok uzun zamandır elimde olan bir kitap. Şiir okumayı fazla sevmiyorum ama yine de böyle çok önemli şairlerimizin şiir kitaplarını kütüphaneme koyuyorum. Evet, ardından Zorro geliyor. Isabel Allende'nin, zaten Zorro'yu hepiniz biliyorsunuz. Şöyle kalın bir kitap ve güzel. Buna tavsiye ederim.
Arkasından Salman Rushdie'nin Ayaklarının Altındaki Toprak. Bu kitap çok olumlu yorumlar almıştı. Çok beğenildi. Zaten Salman Rushdie'nin kitapları genellikle beğeniliyor arkadaşlar. Ben bunu geçen sene 7TL kampanyasından almıştım. 7TL alışverişimde göstermiştim. Ama çok kalın bir kitap arkadaşlar. Okuyacak olanlara bilgisi olsun. Arkasından Oya Baydar'dan O Muhteşem Hayatınız. Jelatini hala duruyor gördüğünüz gibi. Bunu Kitap Yurdu'nun bir kampanyasından aldım yakın bir dönemde. Çok uygundu. 3 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Arkasından Erdal Öz'ün Günlükler isimli kitabı. Bu kitap da çok güzel yorumlar almış arkadaşlar. Bunu da Kitap Yurdu'nun 3TL kampanyasından aldım. Evet, şöyle kamerayı yakınlaştırayım. Bunları hatta alayım şöyle. Evet, arkasından Örümcek Kapanı Cemil Kavukçu. Bu da Kitap Yurdu kampanyasından. Pardon. Suzanna Tamaro'nun Tek Ses İçin isimli kitabı. Bu da Kitap Yolu kampanyasından. Ardından Asya Biat'ın Bülbül'ün Gözündeki Cin. Bunu Can Yayınları 7TL kampanyasından aldım arkadaşlar. Henüz okumaya fırsatım olmadığı için bunların jelatinlerini hiç açmadım. Boş yere sararmasın sayfaları diye düşünerek. Bence siz de henüz okuyamayacaksanız eğer kitaplarınızın jelatinini açmayın derim ben. Ardından çok sevdiğim kitaplardan birisi Lugat 365. Bazı kelimeler çok güzel. Zaten kitabın kapağı da çok güzel arkadaşlar ama keten bir yapısı var. Ve ben bunu bir salaklık edip öğretmenler odasına götürdüm. Oradaki öğretmenler işte eline alanlar, masaya atanlar falan derken bayağı kirlendi kitabım. Ama yine de çok güzel. Şöyle göstereyim. Evet, Babalar Günü'nde bunu çekip paylaşmıştım. O yüzden orada kalmış. Evet, sırada Siddhartha var. Hermann Hesse'den Nobel ödüllü. Bu kitabı okumuştum ve çok beğenmiştim arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Evet, şimdi Can Yayınları'nın renkli kapak koleksiyonuna başlıyorum. Buradan itibaren hep renkli kapak, yeni çıkan kapakları. Şu ana kadarki klasik kapaklarıydı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yani Can Yayınları'nı bu renkli kapaklarını beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? Yorumlara bırakırsanız sevinirim. Açıkçası ben ilk renkli kapaklar çıkmaya başladığında hani çok sevdim, böyle cıvıl cıvıl oldu kütüphanem ama bir taraftan da sanki Can Yayınları'nın o klasik havasını o eski beyaz kapaklar veriyordu. Yine de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen bana yorum yazmayı unutmayın. Arkasından Hardy'den Çılgın Kalabalıktan Uzak. Bu kitap çok güzel arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Filmi de var. Eğer okumak zor geliyorsa filmini izleyebilirsiniz. Ama ben yine de kitabını okumanı tavsiye ederim herkesin. Çok güzel. Evet, arkasından Dickens'ın Büyük Umutlar kitabı geliyor. Şöyle kalın. Dickens'ın bütün kitaplarını okudum. Hepsi birbirinden güzel. Büyük Umutlar da ayrı güzel bir kitap. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, şimdi Albert Camus'dan Veba isimli kitabımız geldi. Bu kitabı henüz okumadım. Nobel Edebiyat Ödüllü Camus'un bir kitabı. Yabancı kitabını okudum Camus'un. Veba kitabını hala okuyamadım. Sanki bu dönemde okusak iyi gibi bir şey. Yani tam bu koronalı dönemde, salgın döneminde veba temalı bir kitap okunabilir gibi geldi şu an. Evet, bunu değerlendireceğim. Arkasından Patrick Süskind'in Koku isimli kitabı. Kitabın kapağının güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Ya çok güzel değil mi? Harika. Bu kitabın filmi de var. Filmi ayrı güzel, kitabı ayrı güzel. Birebir uyarlamalardan bir tanesi. Yani kitapta olan her şeyi aktarmaya çalışmışlar filme. Böyle eksiklik, böyle göze çarpacak bir şeylik yok. Bence hem kitabını okumalısınız hem de filmini izlemelisiniz. Konusu mükemmel, şahane. Şahane yani, bayılırsınız.
korku gerilim temalı. Aslında kapağı hiç öyle görünmüyor ama şu kuru kafa belki birazcık ipucu veriyordur size. Aslında konusundan bahsetmek istiyorum ama spoiler olacak diye korktuğumdan şöyle arka kapağını okuyayım size. Evet. 18. yüzyıl Fransa. Kitabın kahramanı Jean-Baptiste Granul tüm insancıl duygulardan yoksun, yalnızca kokulara karşı görülmedik ölçüde duyarlı. İstediği kokuları üretebilmek için cinayet işlemekten bile çekinmeyen biridir. Herkesin her şeyin kokusunu alma, dilediği tüm kokuları üretme konusunda gerçek bir dahi olan bu genç adamın kendi kokusunun olmadığını, bu nedenle insanların kendisinden koku alamadıklarını anladığı gün dünyası başına yıkılır. Kitaplarım yıkılıyor. Tek çıkar yol varlığını hatırlatacak kokular sürünmektir. Toplum içinde bir birey olarak var olamamış ama kendi benliği dışında her istediğini yaratabilmiş bir dahi sergileyen bu görkemli alegorinin özellikle olağanüstü akıcılıkla erişilen son bölümü bir insanlık trajedisinin anlatısıdır. Evet. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mutlaka okumalısınız. Evet. Yan taraftan masam yıkılmasaydı bütün kitapları oraya sıraladım. Şu devrilen kitaplarımı alayım. Can Çocuk Yayınları'ndan, bunların üzerinde durmayacağım çünkü kalın baskıları var elimde. Şunları alayım. Şöyle İlyada ve Odise diyecektim. Sadece İlyada'sı varmış elimde Homeros'un, çocuk Can Çocuk'tan. Bu da Küçük Kara Balık, Samet Bahrengi'den. Bunu okumalısınız arkadaşlar. Aynı Küçük Prens gibi ve herkese okutmalısınız. Zaten 43. basım gördüğünüz gibi. Çocuk kitaplarına çok meşhur bir kitap. Ben bir derin derin nefes alayım. Sanırım soluğum kesildi konuşmaktan. Sonra da diyorlar ki çok öfleyip püflüyorsun video çekerken. Bu kadar kitabı hiç susmadan anlatmak kolay olmuyor arkadaşlar. Yani normal. Evet, şimdi Kırmızı Pazartesi'den devam ediyorum. Gabriel Garcia Marquez'in en sevdiğim tanışma kitaplarından bir tanesi. Bir cinayet işlenecek. Bu cinayetin işleneceğini herkes biliyor. Ama hiç kimse bir şey yapmıyor. Engel olamıyor. Engel olmak istemiyor. Toplumun tepkisizliği, toplumun duyarsızlığı o kadar güzel işlenmiş ki bu kitapta. Yani okurken tüylerim ürperdi diyebilirim. İncecik bir kitap. Kesinlikle altını çizerek söylüyorum. Kesinlikle okuyun. Kesinlikle. Evet. Sırada Franz Kafka'dan Dava isimli kitabım var. Bu kitabı görünce arkadaşlar yani kitabı okurken yaşadığım şeyleri hatırlıyorum. Bir bulantı, baş dönmesi, daralma, sıkılma, patlama diyebilirim. Kafka'yı normalde çok severim ama bu kitap gerçekten beni öldürdü. Öldürdü yani. Okuyamadım kesinlikle. Döndüm başa tekrar okumaya çalıştım. Olmadı. Bir daha döndüm bir daha okudum. Olmadı. Çok soyut, çok karmaşık. Okuması çok zor. Eğer okuyabilirseniz sonunda güzel toplumsal mesajlar var. Ama sonuna gelene kadar dayanmanız gerekiyor. Benden söylemesi. Evet. Az önceki İlyada'nın devam kitabı Odise de buradaymış. Bunun İş Bankası'na kalın, şöyle göstereyim, kalın versiyonu var bende. O çocuklar için uyarlanmış bir kitap. O yüzden onu geçiyorum. Evet, sırada Ece Temel Kur'an'dan Devir isimli kitabımız var. Bunun kapağını çok güzel yapmışlar. Şöyle göstereyim iç kapağını. Evet, bu Ece Temel Kur'an okuduğum tek kitabı Devir. Dilsiz Kuğular Zamanım. Çok beğendim. Bunu okuduktan sonra dedim ki artık çıkan Ece Temel Kur'an kitaplarının diğerlerini de alayım. Ama tabii ki benim için yani ne bileyim bir Zülfü Livaneli, bir Elif Şafak, bir Orhan Pamuk değil tabii ki de. Ama yine de güzel. Tavsiye ederim. Evet, arkasından artık genellikle kampanyalardan aldığım kitaplar var. Ve çoğunda zaten okuyamadım daha. Çok fazla kitap almıştım çünkü toplu alışveriş yapmıştım. Kampanya döneminde 7 TL kampanyası vardı. O dönem yaklaşık kaç?
Yani 50 kitap falan almıştım. Tabii ki hepsini aynı anda okumam mümkün değil. Yine de güzel olup olmadıklarını söylemeyi düşünüyorum bildiklerime. Evet, Kemal Bilbaşar'dan Cevizli Bahçe var sırada. Bunu hangi kampanyadan almıştım? Geçen yaz 7 TL kampanyasından aldım. Arkasından Ferzan Özpetek'in Sen Benim Hayatımsın. Bunu Kitap Yurdu'nun 3 ya da 5 TL'ydi, hatırlamıyorum. Onun kampanyasından aldım. Sırada Kurt Vonnegut var. Maymun Evine hoş geldiniz. Kurt Vonnegut'un bütün kitapları çok güzel oluyor arkadaşlar. Özellikle Şampiyonların Kahvaltısı, Mezbaha 15 miydi? Mezbaha 5 miydi? O kitapları çok güzel, tavsiye ediyorum. Ardından Suzana Tamaro'nun Düşünen Bir Yürek kitabı geliyor. Suzana Tamaro'nun genellikle kitapları güzel oluyor arkadaşlar. Okuyabilirsiniz. Bazı kitapları sıkıcı olsa da genel manada kitapları iyi. Arkasından Mark Levy'den Başka Bir Mutluluk Fikri. Şöyle göstereyim. En sevdiğim kitaplardan biri geldi. Gamze Arslan'dan Kan Ayak isimli kitap. Ya şu kapağın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok iyi değil mi? Biraz feminist tarafımı güçlendiren kitaplardan bir tanesi Kan Ayak. Toplumun kanayan yaraların altını çok güzel çizmiş. Düşünmediğiniz şeyleri size düşündürüyor. Deneme tarzında bir kitap. Kesinlikle okumalısınız. Arkasından Adnan Bin Yazar'dan Ağıt Toplumu var. Ağıt Toplumu da yine 7 TL kampanyasından aldım. O zaman dinlemiştim hangi kitaplar alınmalı 7 TL kampanyasından diye. Adnan Bin Yazar bulursanız özellikle Ağıt Toplumu mutlaka alın demişlerdi. Ben de tabii ki bulunca kaçırmadım. Arkasından Fitzgerald'ın, Zelda Fitzgerald'ın, bunda kapağı çok güzel, Son Valisi Bana Sakla. Fitzgerald'ın hangi kitabıydı? Bunun eşinin, şu an göreceğim, bulacağım. F. Scott Fitzgerald'ın Muhteşem Gatsby kitabını okudum. O çok güzeldi arkadaşlar. Bu da eşi Zelda Fitzgerald diyebiliyorum. Onun kitabı. Devam ediyorum. Suzana Tamaro'dan Kökler, Yollar ve Yitik Benler. Bu kitabı birlikte okuyalım programında, etkinliğimizde okumuştum ve çok sıkılmıştım arkadaşlar. Pek beğenmedim. Yani bilginiz olsun. Gene kampanyalarda orada burada görürseniz bence almanıza gerek yok. Evet. Arkasından Pınar Kür'den Sadık Bey isimli kitap. Bunu da kampanyadan aldım. Kitap ayrıca düştü. Evet. Kitaplar şöyle ektirelim. Aşk, Hürriyet, İstibdat. Burak Artuner'in kitabı. Bu da kampanyadan kitaplarından. Sonra Catherine Mansfield'ın Bahtiyarlık kitabı geliyor. Catherine Mansfield'ın Bahçede Parti miydi? Diğer kitabının. Kafamda o kadar çok kitap var ki hepsinin isimleri birbirine karışmaya başladı. Bahçede Eğlenceydi sanırım. İş Bankası'ndan çıkıyor. O kitabı da çok güzel arkadaşlar. Bunu da 3 TL kampanyasından almıştım. Arkasından Süleyman Bulut Seviyordum Hakim Bey 3 TL kampanyasından. Kadın Düşmanı Sözlük Agnes Mikhaus herhalde okunuşu. Bu kitabı beğendim arkadaşlar. 3 TL kampanyasından almıştım. Tavsiye edilir. Arkasından Ayfer Tunç'la Karanlıkta Kelimeler kitabımız geliyor. Bunu bir BookTuber'da görmüştüm arkadaşlar. Çok beğenmiş içindeki denemeleri, söyleşileri. Mutlaka okumalısınız dendi. 7 TL kampanyası görünce de kaçırmadım. Ardından Başarır Havaalanında Satılmayan Kitaplar 3 TL kampanyasından. Gabriel Garcia Marquez'in inceleme kitaplarından biri. Şöyle uzun, normal Can Yayınları'na alışkın olmadığımız büyüklükte bir kitap. Şöyle kadraj ancak sığıyor. Onu incelemişler herhalde. Gerald Martin incelemiş. Arkasından Paulo Coelho'dan Akra'da Bulunan El Yazısı. Paulo Coelho'nun kitaplarını seviyorum. Bunu da okuyacağım en yakın zamanda. Evet. Can Yayınları'nın yine
3 TL kampanyasını aldığım kitaplarından bir tanesi hem Pulitzer ödüllüymüş hem de National Book Award ödüllüymüş. Sapma medeniyetin seyrini değiştiren keşfin öyküsü diyor. Bu da kampanya ürünlerden biri. Evet, ben şöyle bir soluk alırken kameramı da temin yapayım. Şöyle ayarlayayım. Evet, 20 dakika oldu bile. Daha birinci kitaplığı bitirdim arkadaşlar. Daha bir bu kadar daha var. O yüzden artık sadece kitapları gösterip geçeceğim. Evet, Milan Kundera'dan Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği isimli kitap. Çok meşhur bir kitaptır arkadaşlar. Hatta ismiyle ilgili de sürekli böyle atıflarda bulunur. Var olmanın dayanılmaz hafifliği, kadın olmanın dayanılmaz hafifliği şeklinde. Çok iyi bir kitaptır. Okuması biraz zordur ama yine de tavsiye ederim. Evet, en sevdiğim kitaplardan biri geldi. Gabriel Garcia Marquez'den Yüzyıllık Yalnızlık kitabı. Büyülü gerçekçilik temasıyla yazılmış harika bir kitaptır. İspanyol isimlerini bilirsiniz, uzun uzundur ve hepsi birbirine benzer. Çok geniş bir ailede herkesin isminin aynı olduğunu düşünün. Çok benzer isimler. Akılınızda tutması inanılmaz zor oluyor. Ben bir soy ağacı yapmıştım bu kitabı okurken. Hani kim kimdi aklımda kalması için o şekilde okumuştum. Ama kitap bittiğinde iyi ki okumuşum diyeceksiniz. Evet, bir soluk alıyorum şöyle derin derin. Evet, Gabriel Garcia Marquez'den Yaprak Fırtınası. Bunu okumadım henüz, fikrim yok. Ardından Aşka Susamış isimli kitabımız var. Kitabın kapağı çok enteresan geldi bana. Herhalde bir aşk romanı diye düşünüp aldım ve henüz elim değmedi. Okuyamadım. Evet. Şimdi bundan sonrası hepsi 7 TL kampanyasının arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel kitaplar düşmüş 7 TL kampanyasına. Yani inanamamıştım ben bu kitapları gördüğümde 7 TL'de. Yani mutlaka dedim ki kütüphaneme katmalıyım. İlla ki okunacak zamanları gelecek bu kitapların. İlk sırada şöyle 83 1/4 yaşındaki, yani ne diyebiliriz buna, 83 çeyrek yaşındaki Hendrik Kroon'un Gizli Güncesi. Çok güzel değil mi kapı arkadaşlar? Ve 83 çeyrek yaşındaki bir kişiden bahsettiği için açıkçası çok hoşuma gitti. Buna yakın zamanda okumayı düşünüyorum. Kapağı da ayrıca müthiş olmuş. Evet, ardından Alice Munro'dan Castle Rock Manzarası. Alice Munro'nun kitaplarını beğenirim arkadaşlar. Bu kitabı okudum. Nobel Edebiyat Ödülü zaten. Hatta Man Booker Ödülü de almış. Bunu okumalısınız. Bunu çok beğenmiştim. Evet, arkadan Evelio Roseiro'dan Öğle Yemekleri isimli kitap. Şöyle incecik bir kitap. Değişik geldi bana açıkçası. Kapağı. İsmi. Yani değişik. Bence 7 TL ile bulunca kaçırılması gereken kitaplardan biri diye düşündüm. Aldım. Arkasından Bildiğin Gibi Değil Osmanlı. Mustafa Alp Dağıstanlı. İsmi çok enteresan değil mi? Yani sanki Osmanlı'nın bilinmeyen yönlerini anlatıyormuş gibi bir ismi var. Bunu da aldım. Yine Alice Munro'dan Firar isimli kitap. Bu kitap çok güzel yorumlar almış. 7 TL kampanyasından alırken açıp bakmıştım internetten beğenilmiş mi diye. Çok beğenilmiş. Bunu da kütüphaneme kattım. Evet, arkasından F. Scott Fitzgerald'dan Son Patron. Bu adamın arkadaşlar Muhteşem Gatsby kitabını okuyup çok beğenmiştim. Dolayısıyla ondan sonra çıkan dedim ki bütün kitaplarını almalıyım. Aynı zamanda Muhteşem Gatsby'nin filmi de var. Leonardo DiCaprio oynuyor. Çok güzel bir film. İzlemediyseniz onu da izleyin. Evet. Şöyle bu tarafı aşağıda. Yani kamera kadraja sığmıyor kitaplar. Evet. Alev Püskürtenler. Şöyle güzel bir kapağı var. Bunda National Book Award finalistiymiş bu kitap. Yılın en iyi 10 kitabından biri demiş New York Times arkadaşlar. Yani yılın en iyi 10 kitabından biri. Ve kapağı da bu şekilde.
Evet. Arkasından Isabel Allende'nin Japon Sevgili isimli kitabı. Ondan sonra John Sevier'den Bullet Park. Vallahi nasıl okunuyor bilmiyorum. Tamamen sallıyorum şu an. Ama güzel görünüyor. Öyle değil mi? Evet, bütün oda kitap oldu şu an. Eyfel Kulesi kadar kocaman bir bulutu yutan küçük kız. Bu kitabı okudum arkadaşlar. Çok beğendim. Bunu tavsiye edebilirim size. Konusu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Bilinen kitaplardan biri. Açıp bakarsanız yorumları siz de beğenirsiniz eminim. Evet, arkasından Doğu Yücel'in Düşler, Kabuslar ve Gece Masalları. Çok hoşuma gitti. Kapağı, ismi, yani en kısa zamanda okunacak kitaplardan biri bu listemde. Evet, arkasından Cehennem Geliyor. Elon Miles'mış ismi. Şöyle. Evet. Alice Munro'nun Gençlik Arkadaşım. Yine Nobel ödüllü. Arkasından Faruk Duman'dan Tom Sawyer'ın kitap okuduğu kulübe. Bu da çok enteresan geldi. İnce bir kitap zaten, okunmalı. Ardından Peter Eckroyd'dan İngiliz Hayalet. Tarihin içinden hayalet hikayeleri diyor arkadaşlar. Kısa kısa hayalet hikayeleri varmış içinde. Evet. Sonra Yusuf Atılgan'dan Siz Rahat Yaşayasınız diye. Yusuf Atılgan'ın hangi kitabını bulursanız kampanyalı kampanyasız alın bence. Gayet iyi bir yazar. Evet, daha sonra yine Doğu Yücel'den Kimdir Bu Mithat Karaman? Evet, bir roman kendisi. Beğenilmiş, bunun da puanlarına bakmıştım alırken. Bu da güzel bir kitapmış. Evet, daha sonra şöyle yakınlaştırayım. Evet. Paul Bowles'tan Yükseklerde isimli kitabımız geliyor. Bunların hepsini topluca aldığım için arkadaşlar, yani içinden bir iki tane okuyabildim. Daha sonra tabii ki çalışmaya başladım falan filan derken bunlar böylece kaldı. Bu kitapları bitirmeden tekrardan kitap almayı düşünmüyorum uzun bir süre. Önce bunları okuyacağım. Evet, sıradaki kitabım Andrew Hooks'tan John Delahunt'ın Bir Cinayet Hikayesi diyor. Polisiye kitapları severim. Biraz Sherlock Holmes hanım sattı bana. Yine Paul Bowles'tan Yağsın Yağmur. Bunlar benim 7 TL kampanyasından seçtiklerim arkadaşlar. Bu yaz tekrardan yapılır bu kampanya diye düşünüyorum. Çok fazla kitap vardı. Yüzlerce kitap vardı. Bunlar benim çok büyük araştırmalar sonucunda tek tek inceleyerek aldığım kitaplar. Bilginiz olsun. Can Yayınları bu yaz bu kampanyayı tekrar yaptığında ve aynı kitaplar düştüğünde sepetlere mutlaka alın bunları. Evet, ardından Asebiyat'tan Sahipler. Bu kitabı arkadaşlar ara 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 çok fazla kişi aramış ve çoğu kişi de bulamamış. Çok güzel bir kitapmış, öyle duydum. Bunu da çok 2-3 tane yanar gezmiştim. Hatta İzmir'e bile gitmiştim bunun için. Ardından Zence Fabrikası. Şöyle çok güzel değil mi kapağı ya? Çok okunası yani. Evet, Ece Temel Kur'an'dan Ağrının Derinliği. Bu da çağdaş kitaplardan biri. Ardından Mıntıka. Daha sonra İktidar ve Direniş. Yine Ece Temel Kur'an'dan Dışarıdan Kıyıdan Konuşmalar. El yazısını okumakta zorlanıyorum ya. Evet, iç kitabı. Ve sevdiğim yazarlardan biri olan Kurt Vonnegut'tan Titan'ın Sirenleri. Kurt Vonnegut'un bütün kitaplarını kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Çok bilinen yazarlardan biri yurt dışında. Evet, daha sonra Javier Marías'tan Kötü Niyet Öyküleri. Bu kitabı beğendim, okudum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Biraz rahatsız edici hikayeler olsa da içinde yine de genel manada güzel bir kitaptı kendisi. Evet, ayağa kalktığımda bu kitapların arasından çıkamayacağım sanırım. Şöyle. Kütüphanem de tozlanmış. Hazır bu kitaplar inmişken sileyim.
Evet, ardından Ayfer Tunç'un Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura isimli kitabı geliyor. Birkaç YouTuber'da gördüm bunu, beğenmişler arkadaşlar, almışlar. Bunu da tavsiye ettiler, o yüzden aldım. Evet, ardından yine Mutlak Mutluluk Bakanlığı, Arundhati Roy'un kitabı. Arundhati Roy çok meşhur biri ve kitaplarının okunması gerektiğini düşünüyorum. Evet, küçük bir ayıcık oradan bize bakıyor. Arkasından Dino Buzatti'den Tam O Anda. Bu kitabı da çok aradım. Çok fazla kişi almış. Bırakmamışlar sağ olsunlar. Evet. Altın Ev. Salman Rushdie'nin kitabı. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Tamamen sallıyorum şu an. Salman Rushdie'nin kitapları da yok sattı. Bunu da bilin. Ve son olarak da en çok aradığım, bulmak için çok uğraştığım Julio Cortazar'ın Ayak İzlerinde Adımlar hikaye kitabının ikinci cildi bu arkadaşlar. Bütün öyküleri iki. Bunu birinci kitabında kampanyalı kampanyasız alacağım yani fark etmez. Arkada da benim ördüğüm oyuncak bebekler var. Evet. Bu şekildeydi serimiz. Şöyle kalkayım. Arkadaşlar çok fazla kitap vardı. O yüzden fazla detaya giremeden geçmek zorunda kaldım. Şöyle yeri göstereyim. Her yer kitap oldu. Şöyle masanın üstü de aynı şekilde. Taştı döküldü kitaplar. Ama en sonunda size serimi gösterdiğim için mutluyum arkadaşlar. Can Yayınları'ndan aldığım kitaplar, okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Başka bir yayın evinden video çekmemi istiyorsanız YouTube'a yorum olarak bırakabilirsiniz. Bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bütün takipçilerimin isteklerine cevap vermeye çalışıyorum hızlı bir şekilde. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Büyük ihtimal akşam yine şey yapmayı düşünüyorum. Birlikte okuyalım yapmak istiyorum. Canlı yayın mı açayım yoksa kayıttan mı yapayım bilmiyorum. Bu konuda bana yorum atarsanız sevinirim. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.